Beverly Hills emergency. Yes, police. What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people. What? No. Were they shot? Yes, man, they were. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. What happened? Get out of here! Ağustos 1989 akşamı Lyle ve Eric Menendez kardeşler sinemadan eve döndüklerinde anne ve babalarının kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştıklarını iddia ederek 911 çağrısı gerçekleştirdi. Babaları Jose Menendez ve anneleri Mary Menendez Beverly Hills'teki malikanelerinde vurularak öldürülmüştü. Jose Menendez 12 kalibrelik av tüfeğiyle 6 kez, Mary Menendez ise aynı tüfekle toplamda 10 kez vurulmuştu. Olay Amerikan tarihinin en tartışmalı ve dikkat çekici cinayet davaları arasında yerini aldı. 90'lı yıllarda bu dava büyük sansasyon yaratmıştı. Günümüzde hala konuşulan, perde arkasında bambaşka dramların ortaya çıktığı bu olayın iç yüzünü tüm detaylarıyla sizin için araştırdık. İki bölümden oluşan Menendez Kardeşler belgeseli ile karşınızdayız. İyi seyirler. Jose Enrique Menendez. 6 Mayıs 1944'te Havana, Küba'da Jose Francisco Pepin Menendez ve Maria Carlota'nın en küçük çocuğu ve tek oğlu olarak dünyaya geldi. Teresita ve Marta adında iki ablası vardı. Jose, Havana'da başarılı bir üst orta sınıf aileden geliyordu. Babası Pepin profesyonel bir futbolcuydu. Francisco Menendez futboldan emekli olduğunda muhasebe okuluna gitti. Ardından kendi muhasebe firmasını kurdu. Annesi Maria ise kadın milli yüzme takımındaydı ve 1935 Orta Amerika ve Karayipler Olimpiyat Oyunlarında 5 altın madalya kazanmıştı. Menendezler zengin olmasalar da sportif başarıları onlara Küba'nın yüksek sosyetesinde bir yer kazandırmıştı. Menendez ailesi Havana'da bir şehir kulübünün üyeydi. 1954 yılında Jose 10 yaşındayken bir Noel partisi sırasında şehir kulübünün zeminini ateşe verdi. Babası zararı karşılamak zorunda kaldı. Ama Jose annesi sayesinde hiçbir tepkiye maruz kalmamış ve ceza almamıştı. Annesi tarafından çok fazla şımartılan ve koruma altına alınan Jose yaptıklarının bedelini hiçbir zaman ödemek zorunda kalmadı. Ablası Marta erkek kardeşinden annesinin sevgilisi olarak bahsederdi. Ona göre Jose şımarık ve asi bir çocuktu. Diğerlerinden üstün olduğu için kimseyi dinlemesine gerek olmadığı öğretilmişti. Abla Marta annesinin küçükken erkek kardeşini taciz ettiğine tanık olduğunu ve Jose'nin okula başladıktan sonra da cinsel istismarın devam ettiğini iddia etti.
Yaşlandıkça Jose'nin davranışları annesi için sorun olmaya başladı. Şımarıklıkları ve umursamazlığı yüzünden iki gramer okulundan ve bir yüzme takımından atılmıştı. Jose gençlik yıllarına girdiğinde Fidel Castro Küba'yı devralmaya başlamıştı. Fakat o Fidel Castro'yu hiç çekinmeden açık sözlü bir şekilde eleştiriyordu. Bu açık sözlü eleştirilerinden dolayı cezalandırılacağından korkan annesi Maria, 7 Ekim 1960'da kız kardeşi Terry'nin nişanlısı Carlos Baralt ile 16 yaşındayken Küba'dan kaçmalarını sağladı. Küba devrimi sonunda her şeylerine el konulması sonucu tüm aile Küba'dan kaçtı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gelerek Pensilvanya Hazleton'a yerleştiler. Jose liseyi burada bitirdi. Liseden sonra bir Ivy League okuluna gitmek istiyordu fakat bunu karşılayacak maddi imkanları yoktu. İstediği okula gidemese de Güney Illinois Üniversitesi'nde atletizm bursu kazandı ve burada okumaya başladı. Üniversiteye devam ederken Kitty olarak da bilinen Mary Louise Anderson ile tanıştı. Çift, Jose ekip üyesi olarak Campus TV istasyonunda çalışmaya gittiğinde tanışmışlardı. Kitty lakabıyla tanınan Mary Louise Anderson, 14 Ekim 1941'de Illinois, Oaklaw'da Charles Milton Anderson ve May Helen'ın en küçük çocuğu ve küçük kızı olarak dünyaya geldi. Joanne adında bir ablası, Milton ve Brian adında iki ağabeyi vardı. Babası kendi klima ve ısıtma işinin sahibi olan bir ordu gazisiydi. Annesi de hava alanında çalışıyordu. Baba Charles, Kitty ve kardeşlerine karşı çok küfürbaz ve sevgisizdi. Bir süre sonra da annesini daha genç bir kadın için terk etti. Bu da Kitty'de derin duygusal izler bıraktı. Boşanmanın ardından annesi toparlanamadı ve başa çıkmak için alkol almaya başladı. Çocuklarıyla artık ilgilenmiyor, sürekli alkol alıyordu. Bu durum Kitty'de ikinci bir travma yaratmış, boşanmanın bir kadının hayatında olabilecek en kötü şey olduğuna inanmasına yol açmıştı. Kitty bir süre sonra yatılı okula gönderildi. Ablası Joanne, Kitty'nin bir akrabası tarafından cinsel istismara uğradığına ve Kitty'nin gönderilmesinin sebebinin bu olduğuna inanıyor. Kitty, drama kulübü, moral kulübü ve poster kulübü üyesi olduğu Oaklaw Community Lisesi'ne kardeşi Brian ile birlikte gitti. 1959'da Brian'dan bir yıl sonra mezun oldu. Liseden sonra Kitty, Southern Illinois Üniversitesi İletişim Bölümünde okumaya başladı ve radyo için drama yapımını öğrendiği radyo yayın programlarına katıldı. Üniversitenin son yılında Miss Oaklaw Güzellik Yarışması'na katılmış ve kazanmıştı. Kitty, üniversitedeki son yılında kendisinden 3 yaş küçük Kübalı genç bir göçmen olan Jose Menendez ile 1. sınıf öğrencisiyken tanıştı. Kısa zamanda birbirlerine aşık olmuşlardı ve evlenmeyi düşünüyorlardı. Ancak aileleri bu ilişkiyi onaylamadı. Kitty'nin ailesi Jose'nin Kübalı olması nedeniyle, Jose'nin ailesi ise Kitty'nin boşanmış birer anne babanın çocuğu olduğu ve daha düşük bir sosyal sınıfta olduğuna inandıkları için bu evliliği onaylamadı. Aileler bu evliliği onaylamamasına rağmen ikili Kitty üniversiteden mezun olduktan sonra 1963'te New York'a kaçarak orada evlendiler. Jose Menendez, Queens College'a kaydoldu ve muhasebe okudu. Kitty de Bronx'ta ilkokul öğretmeni olarak çalışıyordu. Jose, CPA sınavını geçti ve 21 yaşında Queens College'dan sertifikalı muhasebeci olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra Coopers ve Librand için çalışmaya başladı. İlk oğulları Joseph Lyle Menendez 10 Ocak 1968'de, ikinci oğulları Eric Gallen Menendez ise 27 Kasım 1970'te dünyaya geldi. Jose Menendez, Eric'in doğumundan kısa bir süre sonra Coopers ve Librand'ın bir müşterisi olan Lyon Container'ı denetlemesi için Chicago'ya gönderildi. Genç aile Queens, New York'tan taşınarak Hinsdale, Illinois'a yerleşti. Lyon Container'daki yönetim yaptığı işten o kadar etkilendi ki ona şirketin saymanı olarak bir iş teklif ettiler. Jose bu teklifi kabul etti ve hırsı sayesinde kısa süre sonra şirketin başkanı oldu. Ancak bu durum uzun sürmedi çünkü Jose ve şirketin başkanı arasında anlaşmazlık çıktı. Şirketin gittiği yön hakkında anlaşamadıkları için Jose şirketten istifa etti. İstifadan sonra Hertz firması ile anlaştı ve New Jersey'ye geri döndü. 1973'te Jose şirketin CEO'suydu ve 1979'da şirketin dünya çapındaki genel müdürü oldu.
Jose, Hearst'te çalışırken iş arkadaşlarına karşı yıpratıcı olmakla ün kazanmıştı. Acımasız ve agresif bir iş adamı olarak bu itibar, hayatının geri kalanında onu takip etti. Hearst'teki kariyeri bittikten sonra RCA Records için çalışmaya gönderildi. Satışların gerçekte olduğundan daha büyük görünmesi için mağazalara büyük miktarda kayıt gönderiyordu. Bu yaptıklarından sonra iş ahlakı sorgulanmaya başladı. RCA Records'ta geçirdiği süre sona erdikten sonra Jose, 1986'da Live Entertainment'ta çalışmaya gitti ve aileyi Kaliforniya'ya taşıdı. 1989'da da Jose, Los Angeles'ta başarılı bir bağımsız film stüdyosu olan Carolco Pictures için yönetim kurulunda çalışmaya başladı. Kitty Menendez, Lyle'ın doğumundan sonra öğretmenlik işinden ayrıldı ve çocuğuyla ilgilenmeye başladı. Jose'nin kazancı çok iyiydi ve çalışmasına gerek yoktu. Lyle doğduktan 2 yıl sonra da Eric dünyaya geldi. Kitty ve Jose çocuklara çok fazla odaklanmışlardı ve bu da ikisinin birbirinden uzaklaşmasına sebep olmuştu. Kitty oğullarını nadiren disipline ederdi. Çoğu zaman onları kendi başlarının çaresine bakmaları için yalnız bırakırdı. Jose'nin kız kardeşleri onun iyi ve koruyucu bir anne olmadığını söylüyordu. Kitty Jose'nin tekrarlanan evlilik dışı ilişkilerinden çok rahatsızdı. Bir keresinde bu olaylar nedeniyle Kitty kısa bir süre için evini terk etmişti. Jose onu geri dönmesi için ikna etti ancak kayınbiraderine göre bu ona olan sevgisinden çok oğulları içindi. Kitty çok acı çeken ve kocası tarafından hem duygusal hem de fiziksel olarak istismara uğramış bir kadın olarak bilinirdi. Annesi gibi Kitty de Jose'nin sadakatsizliğini asla atlatamamış gibi görünüyordu. Bu sebeple de bir süre sonra depresyona girdi. Hatta durumu o kadar kötü hale geldi ki bir gün aşırı dozda Xanax alarak intihar etmek istedi. Zamanında yapılan müdahale ile kurtarıldı. Jose, Live Entertainment'tan bir iş teklifi aldığında aileyi Kaliforniya'ya taşımak zorunda kaldı demiştik. Kitty bu duruma çok üzülmüştü çünkü New Jersey'de kendine bir hayat kurmuştu ve Kaliforniya'ya taşınarak yeniden başlamak zorunda kalmak istemiyordu. Jose, Kitty'nin New Jersey'de üniversiteye gitmesi beklenen Lyle ile kalabileceğini önermişti. Ancak Kitty bunu kabul etmedi. İstememesine rağmen Jose ve Eric ile Kaliforniya'ya Calabasas'a taşındı. Lyle üniversite okumak için New Jersey'de kaldı. Taşınmaları ilişkileri için iyi olmuş gibiydi çünkü Kaliforniya'dayken karı koca mutlu bir çift gibi görünüyordu. Jose, Kitty'ye daha iyi davranıyordu. 1989 yılında Menendez, Live Entertainment şirketinin başkanı olarak atandı. Bu şirket videolar ve müzik kayıtları da dahil olmak üzere birçok farklı medya türünde çalışmaktaydı. Menendez şirketi büyük bir başarıya taşıdı ve şirketin satışı sırasında 200 milyon dolarlık bir kazanç elde etti. Kitty, Kaliforniya'ya taşındıktan sonra her iki oğlunun da romantik ve cinsel yaşamlarıyla, özellikle de Eric'le çok ilgilenmeye başladı. Eric'in eşcinsel olabileceğinden endişeliydi. Bu yüzden Calabasas Lisesi'nde okula başladığında ona bir kız arkadaş bulması için baskı yapmaya başladı. Jose Menendez hem karısına hem de çocuklarına karşı, özellikle de büyük oğlu Lyle'a karşı hiçbir zaman iyi davranmamıştı. Birçok kişinin tanık olduğu hadiseler vardı. Karısına sözlü tacizde bulunan acımasız biri olduğu söyleniyordu. Sık sık Kitty'yi toplum içinde küçük düşürür, yere yatırır ve susmasını söylerdi. Jose karısını birçok kadınla aldattı. Ancak bilinmeyen bir nedenle aile Kaliforniya'ya taşındığında ona daha iyi davranmaya ve nazik olmaya başladı. Lyle ve Eric Princeton, New Jersey'de büyüdüler ve burada Princeton Day School'a gittiler. Akademik olarak ortalamaydılar. Okuldaki öğretmenler her iki çocuğun da yaşlarına göre olgunlaşmamış olduklarını ve öğrenme sorunları yaşadıklarını fark ederek bu durumu aileye bildirdiler. Ancak babaları bunların hiçbirini umursamadı. Jose ailesini aşırı derecede kontrol ediyordu. Gaddardı ve memnun edilmesi neredeyse imkansızdı. Katı kuralları, ne yiyebilecekleri, kiminle ilişki kurabilecekleri ve ne okuyacakları dahil ailenin yaşamının tüm yönlerine müdahale ediyordu. Çocuklarından her günün her dakikasında yaptıklarının hesabını vermelerini istiyordu. Jose'nin en büyük oğlu Lyle'a karşı hastalık derecesinde bir takıntısı vardı. Onunla saatlerce konuşuyor, felsefelerini ona dayatmaya çalışıyordu. Kendi belirlediği yardımcı kitaplardan pasajları ezberlemeye zorluyordu. Kitaplardaki işine gelmeyen bazı kısımları karalıyordu.
Layla karşı psikolojik ve fiziksel şiddette bulunuyordu. Okula gittiği yer, kariyeri ve kiminle evleneceği gibi Layla'nın hayatının her yönünü kontrol etmeye çalıştı. Layla ağladığı zaman yumruklayarak cezalandırırdı. Sonunda Layla komutla ağlamayı bırakmasını öğretmişti. Küçük oğlu Eric ise Jose'nin gözden çıkardığı oğluydu. Beklentisi Lyle kadar yüksek değildi. Jose, Lyle kadar olmasa da aynı acımasızlığı Eric'e de yapıyordu. Jose ayrıca çocukların bir sporda başarılı olmaları gerektiğine inanıyordu. Eric 9, Lyle 12 yaşına geldiğinde ikisi de tenisi seçti. Özellikle Eric teniste çok yetenekliydi. Yeteneği ve babasının tuttuğu özel antrenörler sayesinde 18 yaş ve altı oyuncular arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 44. sırada yer aldı. Stresli ev hayatı çocuklarda diş gıcırdatmalarına, mide ağrılarına ve kekemeliğe sebep olmuştu. Lyle'ın 14 yaşına geldiğinde doldurulmuş hayvanlarla oynadığı ve yatağını ıslattığı söyleniyordu. Arkadaşları, kardeşleri oldukça farklı olarak tanımlıyorlardı. Lyle'ın biraz mesafeli olduğu, kurgu ile gerçek arasındaki ayrımı yapmakta zorlandığı, ancak güçlü bir kişiliğe ve olağanüstü bir zekaya sahip olduğu, Eric'in ise hassas, sessiz ve büyük ölçüde kendi halinde olduğunu söylüyorlardı. Zaman içerisinde yaşadıkları baskı kardeşleri sapkın ve şiddet eğilimli hale getirmişti. Bu durum Lyle 15 ve Eric 12 yaşındayken su yüzüne çıktı. 1982'de kuzenleri Diane van der Molen yaz tatili için Menendez ailesinin yanında kalmaya geldi. Bir gece kardeşler ve Diane eğlence amaçlı güreşirken çocuklar hiçbir tahrik veya uyarı olmaksızın onun kıyafetlerini çıkarmaya başladı. Onu bağladılar ve gömleğini çıkardılar. Molen çığlık atar atmaz durdular. Başka bir olayda ise Diane ve Lyle birlikte televizyon izliyorlardı. Lyle aniden onun üstüne çıkıp göğüslerini okşadı. Diane onu hızla itti ve oradan uzaklaştı. Lyle Princeton Üniversitesi'ne kabul edilmiş ve aileyle Kaliforniya'ya gitmemişti. Ancak daha okulun ilk yarı yılında intihalle suçlandı. Princeton Üniversitesi'nde akademik olarak başarısız olmasının yanı sıra kaldığı salondaki bilardo masalarına zarar verdi. Hem intihal nedeniyle hem de okul malzemelerine zarar vermekten disipline sevk edilen Lyle bir yıl süreyle okuldan uzaklaştırıldı. Babası bu durumu engellemek için maddi gücünü ve nüfusunu sonuna kadar kullandı ancak başarılı olamadı. Polis tarafından ehliyetine de el konulmuş, Princeton'daki şehir kulüplerinde ailenin ayrıcalıklarını da kaybetmişti. Jose, Lyle'ın biraz yönlendirmeye ve ayrıca iş dünyasında çalışmanın ne demek olduğunu öğrenmeye ihtiyacı olduğuna karar verdi. Diğer tüm çalışanlar gibi davranılan Lyle için şirketi Live Entertainment'ta iş buldu. Ancak Lyle işine hiç ilgi göstermedi, emirleri görmezden geldi. İşe her zaman geç geldi ya da hiç gelmedi. Bunun yerine hava güzel olduğunda tenis oynamayı seçti. Babası bu duruma daha fazla dayanamayarak onu kovdu. Eric ise tenis eğitimleri sırasında bir televizyon yöneticisinin oğlu Craig Signorelli ile tanıştı. Bu arkadaşlık başının belaya girmesine sebep oldu. 1988 yılında birkaç ufak hırsızlık girişiminden sonra Beverly Hills'te soydukları bir evden 100 bin dolar değerinde mücevher çaldılar. Kısa sürede polisler tarafından yakalanarak mahkemeye çıkarıldılar. Baba Jose Menendez oğlunu kurtarmak için karşı tarafın bütün masraflarını ve 11 bin dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Ve sadece psikiyatri desteği almasını sağladı. Jose oğlunun bu desteği alması için Beverly Hills'te tanınmış iyi bir doktor olan Leon Jerome Oziel'a götürdü. Doktor Eric'le belirli bir süre terapi yaptılar. Bu terapiler işe yaramış, Eric hem tekrar okula dönmüş hem de başını belaya sokacak şeylerden uzak durmaya başlamıştı. Jose Menendez kumanda etmek istediği, komutla hareket eden evlatlar istiyor ve bu yüzden şiddete başvurmak dahil her yöntemle oğullarının üzerine gidiyordu. Ancak çocuklar büyüdükçe kurduğu baskı ters tepmeye başlamış, yıllarca süren baskılar, sözlü ve fiziksel şiddet artık çocuklarda öfke ve şiddete eğilime sebep olmaya başlamıştı. Jose ve Kitty artık çocukları kontrol edemeyeceklerinin farkına varmışlardı ve ailede bölünmeler başlamıştı. Ve 20 Ağustos 1989 gece yarısı Beverly Hills polisine bir çağrı geldi. Arehan Lyle Menendez'di. Kardeşiyle beraber sinemaya gittiklerini, eve döndüklerinde ise anne ve babalarının öldürüldüklerini gördüğünü söyledi. Olay yerine gelen ekipler dehşet verici bir görüntüyle karşılaştılar.
Karı koca tanınamayacak hale gelene kadar defalarca vurularak acımasızca öldürülmüşlerdi. Polisler ilk olarak Menendez kardeşlere olay anında nerede olduklarını sordular. Batman filmini izlemek için sinemaya gittiklerini, eve döndüklerinde ise anne ve babalarını ölmüş olarak bulduklarını, ardından 911'i aradıklarını söylediler. Dedektiflere mafyanın işi olabileceğini söylemişlerdi. Bu yönlendirme sayesinde dedektifler baba Jose Menendez'in ticari geçmişini araştırmaya başladı. Mafya saldırısı üzerinde duruyorlardı. Ebeveynleri öldüğünde Lyle 21, Eric ise 18 yaşındaydı. Ancak olaydan 1-2 ay sonra Menendez kardeşler çok tuhaf davranmaya başladılar. Sanki anne ve babaları ölmemiş gibi davranıyorlardı. Çevrelerindeki herkesin ve polislerin dikkatini çekecek derecede para harcamaya başlamışlardı. Rolex saatler alıyorlar, tenis eğitimi için 60 bin dolar gibi yüksek bir harcama yapıyorlar, pahalı restoranlarda yemek yiyorlar, Porsche marka araba ve restoran satın alıyorlardı. Cinayetten sonra babalarının 14 milyon dolarlık servetinden 6 ayda 700 bin dolar harcama yapmışlardı. Hatta babalarının yaptırdığı 5 milyon dolar değerindeki hayat sigortasını da almak istediler ama teknik sorunlar nedeniyle bunu başaramadılar. Kardeşlerin bu tuhaf davranışları yüzünden polislerin tüm şüpheleri onların üzerine yöneldi. Cinayeti kardeşler ailenin serveti için işlemiş olabilir miydi? Bu arada polislere ilginç bir bilgi ulaştı. Anne ve baba vasiyetnamelerinden çocuklarını çıkarma kararı almıştı. Son zamanlarda yaşanılan bazı olaylar bu kararı almalarına sebep olmuştu. Oğullarının davranışlarından bıkan Jose ve Kitty, çocukları vasiyetlerinden çıkarmakla tehdit ettiler. Psikiyatri danışmanlığı almakta olan Kitty, öldürülmeden bir ay önce 19 Temmuz 1989'da terapistine oğullarının narsist, vicdansız ve sosyopat olduklarına dair işaretler sergilediklerini söylemişti. Dedektifler soruşturma devam ederken fahiş harcamaları nedeniyle kardeşlerin en olası failler olduğundan şüphelenmeye başladılar. Polis Eric'ten bir itiraf almak için arkadaşı Craig Kignarelli ile bağlantı kurdu. Ona Eric ile yerel bir sahil restoranında öğle yemeği ayarlamasını söylediler. Üzerine bir kayıt cihazı yerleştirildi. Yemekte Kignarelli Eric'e ailesini öldürüp öldürmediğini sordu. Eric ise bunu reddetti. Menendez kardeşler ailelerinin Eric için ayarladıkları psikolog olan Dr. Jerome Oziel ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorlardı. Anne ve babaları öldükten sonra da bu terapilere devam ettiler. 31 Ekim 1989'da Eric, Dr. Oziel ile gerçekleştirdiği bir terapide taşıdığı ağır yüke daha fazla dayanamayarak ailesini öldürdüklerini itiraf etti. Hasta-doktor ilişkisi yüzünden bu itiraflar sadece kayıt altına alındı. Doktor Oziel polise bu yüzden ihbarda bulunamadı. Eric'in tüm olanları doktoruna itiraf ettiğini öğrenen Lyle, Doktor Jerome Oziel'i ölümle tehdit etti. Doktor, öldürülme korkusuyla Eric'in yaptığı itirafı metresi Judalyn Smith'e anlattı ve bir plan yaptılar. Plan dahilinde Judalyn Smith, Eric bu itirafları anlatmaya devam ettiği her seansta onları gizlice dinledi ve itirafları kaydetti. Doktor Oziel ve Judalyn Smith'in ilişkileri bir süre sonra bitti. Bu ayrılıktan sonra Smith polise giderek tüm olan biteni anlattı. Bu ihbar üzerine 8 Mart 1990'da Lyle Menendez tutuklandı. Eric o sırada İsrail'de bir tenis turnuvasındaydı. İsrail'den Los Angeles'a döndükten 3 gün sonra da Eric tutuklandı. İki kardeş de duruşma gününe kadar kefalet olmaksızın ve birbirlerinden ayrı olarak tutuklu kaldılar. Menendez kardeşler mahkemeye çıktıklarında ailesinin mirasını almak için ebeveynlerini öldüren iki genç olarak yargılandılar. Lyle ve Eric mahkemede anne ve babalarını öldürdüklerini itiraf etti. Ancak mahkemede anlattıkları hem jüriyi hem davayı takip eden basını hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni dehşete düşürdü. Karar verme noktasında jüriyi ikiye böldü. Evet. İki bölümlük Menendez Kardeşler belgeselinin ilk bölümünün sonuna geldik. Sizler ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.